Yarım dakika gitti başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, sayın meclis başkanımız, değerli Sayıştay Başkanı, kamu denetçileri kurumunun değerli başkanı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları ve değerli bürokratları da ihmal ettim bu arada. Sayın Başkanım, Plan Bütçe Komisyonu'nda geçenlerde vahim bir hadise yaşandı. Bunu size mektupla da bildirdim. Torba Kanun görüşmeleri sırasında mektupta da ayrıntılı olarak anlattığım üzere kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili olarak bilgi almaya çalışıyorduk. Onun uzatılması söz konusuydu. Maliye Bakanlığı gereken bilgileri verdi. Sağ olsunlar ama Merkez Bankası'nın orada olmadığını fark ettik. Onların da sorumluluğu var. Bilgilendirme yapmaları gerekiyordu. Sayın Başkan gelmelerini istedi. Maddenin görüşmelerini de sona erteledi. Haklı olarak. Daha sonra geldiğinde akşamüstü görüşmeler sırasında Merkez Bankası'ndan bir yetkili bilgi veremeyeceğini söyledi. Hiç hoş değildi. Bu şöyle çok vahim bir hadise olarak görüyorum. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verilmemesi, bunun bir alışkanlık haline gelmesi, siz de takdir edersiniz, hiç güzel değil. Yani güzel değil lafı öyle ağzından çıktı. Çok nahoş bir hadise olur. Yasama demokrasinin vazgeçilmezliği bu erklerin ayrılığındandır. Yani meclis bir kamu kuruluşu değil ki klasik anlamda. Bir erk, yasama, yürütme, yargı. En başta da yasama geliyor. Yasama erkine bilgi vermek zorundalar. Bürokrasi. Yasama erki, mesela yürütme erki binlerce kurumdan oluşuyor. Taşra teşkilatı da var. Yargı öyle. Yüksek mahkemelerden taşradaki mahkemelere kadar yine yüzlerce, binlerce yargı kurumu var, kuruluşu var. Ancak yasama erki sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oluşuyor. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oluşuyor yasama erki. Ve yasama erkine bilgi verilmemesi gerçekten büyük bir sorundur, sıkıntıdır. Bunun olmaması lazımdı. Bu bizi üzen bir hadiseydi. Biz muhalefet olarak komisyonu terk ettik. Yani bir şey yapmamız gerekiyordu çünkü bu önemli bir hadise. Geçmişte de olduğunda o kişi çıkarılmıştı, maddesi de çıkarılmıştı. Bir şey yapmamız gerekiyordu. Biz komisyonu terk ettik ve size durumu bildirdik. Ancak bununla ilgili olarak ne yapıldı bilmiyorum ama burada açıklamanız olursa çok memnun oluruz. Demin İbrahim Bey konuşması sırasında hoşuma giden bir laf söyledi. Türbeyi aziz tutan bekçisidir. Bu sorumluluk size ait. Sizin de gerekeni yapacağınıza inanıyorum. Sayın Başkanım, onun haricinde 27. dönemde Plan Bütçe Komisyonumuzdan 46 kanun geçmiş. Biraz önce bilgileri aldım müdürümüzden. Bunlar arasında bütçe ve kesin hesapları çıkardığımızda hatırladığım bir tane ama bir tane torba olmayan kanun çıkardığımızda geri kalan 30'dan fazla kanun teklifi torba kanunu olarak gelmiş. Torba kanunu olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra gelmeyecekti. Bu böyle ifade edilmişti. Maalesef daha fazla arttı. Böyle bir usul olmaması lazım. Şunun için mahsurlu. Şimdi geliyor kanunların şeyine bakın. Son yıllardaki sayısında bir artış vardır. Geliyor bazen bir ay sonra, iki ay sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra değişiklik yapıyoruz aynı kanunu. Ya bu kanunu getiren bürokratın, böyle bir ihtiyaç hisseden bürokratın hiç sorumluluğu yok mudur? O kurumun hiç sorumluluğu yok mudur? Nasıl getirirler yani? Yönetmelik bu kadar sık değişmez. Bu kadar sık kanun değiştirilir mi? Bu kurumların ve kurumların yöneticilerinin sorumlu olması lazım. Siz geçenlerde getirdiniz. Geçen yıl getirdiniz bu maddeyi, aldık, ele aldık, işledik. Bir daha tekrar neden getiriyorsunuz? Bu kadar sık gelmemesi lazım.
Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani kanun fabrikası değil ki. Biz burada oturacağız, görüşeceğiz ve o görüşmeler sırasında da ilgili kurumları denetleyeceğiz. Hesap verecekler. Bu tam olarak gerçekleşmediği için sorun oluyor. O cesaretle de sık sık getiriyorlar. Yani denetimi tam yapmadığımız için bu kadar sık maalesef kanun teklifi geliyor bürokrasiler. Bir diğer konu var. Ben birkaç seneden beri grup sözcüsü olarak size yazıyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'na bilgi vermesi gereken, bilgilendirme yapması gereken kurumlar var. 8-9 kurum var. Bunlarla ilgili olarak bir kanun gereği bütün bunlar, yani kanunlarında olduğu için Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi gerekiyor. Ama bu bilgilendirme maalesef yapılamıyor. Mesela en önemlilerinden bir tanesi Merkez Bankası. Merkez Bankası bu sene hiç bilgilendirme yapmadı. Sayıştay'dan özellikle bir arada yüz yüze bir bilgilendirme istedik. O olmadı. Sayıştay'ın 6 ayda bir gönderdiği raporlar var ama onun haricinde de bazı şeyleri sorarak öğrenmek istedik, bilgilenmek istedik. O da gerçekleşmedi. SPK ile ilgili hiçbir yapılmadı. BDDK ile ilgili olarak yapılmadı. Afet sigortaları ile ilgili olarak yapılmadı. Varlık fonu şeyden bütçeden sonra yapılacak diye umut ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu sene, yani bu dönem eklendiği halde Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili tek bir görüşme bile yapılmadı. Şimdi bunlarla ilgili görüşmelerin yapılması konusunda evet siz sorumlu değilsiniz ama bunları davet etmek gerekiyor. Bu sorumluluktan kaçmamaları lazım. Buraya Plan Bütçe Komisyonu'na bu bilgiyi, meclise bu bilgiyi vermekten kaçamamaları lazım. Bunun bir yaptırımı olması lazım yöneticilerin izniyle. Devlette devamlılık esastır. Nasıl kanun emri olduğu halde tek bir bilgilendirme dahi yapmamışlar. Merkez Bankası bu sene yapmadı. Geçen sene bir kere yapmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu hiç yapmadı şimdiye kadar. Devlet desteklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili bir briefing de almamız lazım. O da hiç yapılmadı. Bunların yapılması devletin, kamunun, milletin menfaatinedir. Ve inanın siyaseten AK Parti'nin de menfaatinedir. Bunların yapılması gerekir. Çok daha düzgün işler yapılmış olur. Onun haricinde Sayıştay'la ilgili olarak şunu söyleyeyim. Bu siyasi partilerin denetimiyle ilgili olarak Sayın Başkan'la görüştük. Birkaç partinin idari ve mali işlerden sorumluları olarak siyasi partilerin denetimin konusunun daha düzgün bir şeye bağlanacağını geçmişe göre umut ediyorum. Bir geçen yıl şey de değiştirdik. Bağışlar konusuyla ilgili şeyi de mevzuatı da değiştirdik. Sanırım daha düzgün olacaktır bundan sonra siyasi partilerin denetimi. Sayın Başkanım, bir konuyu sizden öğrenmek istiyorum. Özellikle bu bilişim sistemleri denetimi. Şimdi bilişim sistemleri bizim kuşağın da çok iyi bilmediği, herkesin çok iyi bilmediği bir konu. Teknolojiyi çok iyi bilmiyoruz. Teknolojiyi bilmemek birçok kurumda genç bürokratlara bazı avantajlar getiriyor, bilenlere. Süremizin bitti. 2 dakika başlangıçta geç başladığınız için ilave ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Bir avantaj getiriyor. Onlar teknolojiyi biliyorlar ama çok fazla usul esas bilmiyorlar ama kurumları yönetiyorlar. Bu istihbarat kurumundan tutun da herhangi bir kuruma kadar geçerli. Tüm bilgilerine vakıf olabiliyorlar, tüm bilgilerini edinebiliyorlar, tüm bilgilerini kullanabiliyorlar. Bu onun için bilişim sistemleri konusuyla ilgili olarak denetimin çok daha detaylı yapılabiliyor olması lazım. Onun için bilgi istedim. Hatta Sayın Başkanım, mecliste de milletvekillerinin de bu konuda bilgilendirilmesi lazım. Yani yabancılık teşvik ediliyor ama
teknolojinin bilinmesi konusunda o kadar çok yeni cihazlar, yöntemler, yazılımlar çıkıyor ki bunları da öğrenebilmemiz lazım. Hayatı daha iyi kavrayabilmek için gereklidir diye düşünüyorum. Bu konuda da bir çalışmanız olursa, teşviğiniz olursa memnun olurum. Onun haricinde meclis bütçesinde bir konuyu sormak istiyorum. Bu kesin hesapla ilgili olarak en azından görüşmüş oluruz. Hemen meclis bütçe teklifinin, 2023 bütçe teklifinin başında performans göstergeleri yer almış. Buradaki alt programla ilgili olarak 2021'deki gerçekleşme 90'ın üzerindeyken 2022 için planlanan 94 ancak gerçekleşme tahmini 86'larda kalmış. 2023 hedefi de 87. Yani 2021'de 90'ı gerçekleştirmişken daha sonra neden hedefi büyüttüğümüz halde küçülüyor? Bununla ilgili bilgi verirseniz memnun olurum. Hem alt programın biri hem de ikisiyle ilgili bu durum söz konusu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanı, komisyonumuzun değerli başkanı, değerli milletvekilleri, Sayıştay Başkanımız, kamu başdenetçimiz, değerli bürokratlar ve basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu yasama döneminin 5. bütçesini görüşüyoruz. 5. bütçe görüşmelerini yapıyoruz. Dolayısıyla aslında bu salonda bütçe ve plan komisyonu görüşmeleri sırasında her bir kurumumuzun hem bütçeleri üzerinde hem işlevleri üzerinde 5 yıldır söylenmedik söz kalmamıştır. Zaman zaman olumlu bir havada geçen, zaman zaman tartışmalara konu olan bu müzakereler sırasında da devlete ait bütün birimler masaya yatırılmıştır ve inceleyerekten geçirilmiştir. Şimdi bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Sayıştay'ın ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bütçelerini görüşüyoruz. Daha önceki 4 yılda da bu kurumların bütçeleri üzerinde pek çok şey söylendi. Bugün de söylenmeye devam etmektedir. Bu aslında bugünkü bütçelerini görüştüğümüz kurumlar devletin ana bir unsurunu ifade eden kurumlardır. Nedir? Bu devlette esas olan belli ana kurumlar vardır. Yasama organı vardır, yürütme organı vardır, yargı organı vardır. Ve burada da yasama organı ve diğer 3 kurum birlikte denetimi ifade eden kurumlardır. Demek ki denetim devletteki asli konulardan biridir. Çağdaş bir devlette ülkenin parasını kullananlar, ülkenin gücünü kullananlar, kamu gücünü kullananlar denetlenmediği takdirde ortaya düzgün bir şey çıkacağını düşünmek mümkün değildir. Bireysel inisiyatiflere bırakılarak biz parayı teslim ederiz, bu şahıs dürüsttür, namusludur, parama elini uzatmaz, onun için gönlümüz ferahtır diyemeyiz. Veya devasa boyutlardaki kamu gücünü eline verip de bu gücü kamu menfaatine kullanır. Bu yetkiye sahip olanlar, bunda bir tereddütümüz yoktur. O halde denetime gerek yoktur diyebilmek mümkün değildir. Eğer kurumlar birbirlerini dengelemezlerse, denge ve denetim mekanizmaları o ülkede iyi işlemezse, bu devlet çarkında iyi işlemediği anlamına gelmektedir. O halde nasıl olsa devletimiz var, yetkililer var, onlar idare ederler. Sorgulayamayalım, hesap sormayalım. Devlet kutsaldır,
dediğimizde biz ülkenin potansiyelini, daha iyi olabilecek potansiyelini harcamış ve heba etmiş oluruz. Bu potansiyeli maksimum düzeyde kullanabilmek için bu denge denetim mekanizmalarının iyi işlemesi, çağdaş bir devlete ait temel normların, prensiplerin de iyi gözetilmesi lazımdır. Devlet bizatihi varlığıyla değerli olmaz. Devlet işleyiş biçimiyle birlikte değerli olur. Nitekim insanlık tarihine bakarsanız, bir 500 bin yıl kabul ederseniz insanlık tarihine, insanlık tarihinin %1'inde devlet vardır. Yani devletin kurum olarak inşa edilmiş olması, ortaya çıkması çok zor bir iş olmuştur. Ve insanlık tarihinin son %1'lik yılın döneminde devletler ortaya çıkmıştır. Ama milattan önce 3000 Sümer şehir site devletlerinden bugüne kadar 5000 yıl insanlar devletler tarafından yönetilmektedir. Ülkelerde devletler vardır, milletlerin tarihlerinde devletler vardır. Elbette ki devletin varlığı o millete, o ülkeye güven sağlar, güvenliğini sağlar ve varlığının devamını sağlar. Önemlidir. Fakat bu 5000 yıllık devletler tarihi göstermiştir ki pek çok ülkede insanlar kendi devletlerinden çektiği zulmü hiç kimseden çekmemişlerdir. Örneğin Roma İmparatorluğu deriz. Tarihin en geniş ve en uzun ömürlü imparatorluklarından biridir. Fakat Roma İmparatorluğu dediğiniz imparatorluk bir köleci devlettir. Ve nüfusun yarısı köledir. Devlet insanların yarısının köle olarak yaşamaya zorlanmasının garantisi haline gelmiştir. O halde devlet kutsaldır diye köleci Roma devletinde kutsayacak halimiz yoktur. Bize düşen vatandaşlara ve özellikle de parlamenterlere düşen ana görev devletin en iyi şekilde işler bir mekanizma haline gelmesidir. Kişi haklarını iyi koruyabilmesi, kamu malının düzgün israf edilmeden ve en etkili şekilde kullanımının sağlanmasını temin etmektir. Şimdi bu devletler tarihi boyunca yanlışlar günümüze kadar düzeltile düzeltile gelmiştir. Ve özellikle son yüzyıllarda filozoflar, siyaset bilimciler, hukukçular, özellikle de anayasa hukukçuları iyi bir devlet nasıl olmalıdır diye hep bunu tartışmışlardır. Nasıl olursa bir devlet daha iyi olur, daha faydalı işler görür, o ülke mamur olur, halkı mutlu olur, refahı yüksek olur. Bunun kurallarını belirlemişlerdir. Bunun kuralları yasama, yürütme, yargı ayrı etler olarak şekillenmelidir. Ve devlet kurumları arasında denge denetim kurulmalıdır. Özellikle hiçbir kamu görevi o görevde bulunanın inisiyatifine mutlak surette bırakılmamalıdır. Diğer kurumlar onu yetkileriyle baş başa bırakmamalıdır. Diğer kurumlarla yönetenler arasında iyi bir denge ve güçlü bir denetim sistemi ortaya çıkmalıdır. Bu olmadığı takdirde kamu kaynakları da israf edilir, çarçur edilir, kamu yağmalanacak alan haline dönüşür, yolsuzluklar ayyuka çıkar ve ülke kendi potansiyelinden ve gücünden kaybeder. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle maalesef denetim mekanizmasının iyi işlemediği kanaatindeyim. Yani bu kanaat değil, bir objektif fotoğraf. Türkiye'de bugün denetim mekanizması çökmüş vaziyettedir.
Meclisin denetim yetkisi var. Sayıştay'ın denetim yetkisi var. Kamu denetçiliği kurumunun denetim yetkisi var. Ama bugün itibariyle bu üç denetimin de işlevsiz olduğunu kabul etmek zorundayız. Yani yürütme ergini, parayı kullananları, gücü kullananları hangi etkinlikte denetliyor? Bir kere 2017 anayasa değişikliği bunu felç etmiştir. Denetim mekanizmasını çökertmiştir bu ülkede. Ülkenin parasını kullananlar devasa boyutta yolsuzluk da yapanlar yargı karşısına çıkabilmek için bu meclisten bir soruşturma önergesi verilmesi lazım. 301 milletvekilinin imzaladığı bir soruşturma önergesi vermediğimiz takdirde yürütme organındaki yolsuzluklardan bile bahsedemiyorsunuz, kamu gündemine, vatandaşın gündemine düşüremiyorsunuz. Bu yetmiyor. Kabul edilmesi için 400 oya ihtiyaç var diyorsunuz. 400 oy. Süreniz bitti. Son cümlelerinizi alalım Sayın Şener. Şimdi bu denetimi felç eden bir anayasal yapıdır. Böylesine denetlenemez bir iktidar yapısını ortaya çıkarmanın ne kadar kötü alışkanlıkların yönetimde alışkanlık haline geleceğini gösterir. Teşekkür ederim. Sayıştay ve kamu denetçiliğinin de caydırıcı bir denetim özelliğinin olmadığını burada belirtmek istiyorum ama vaktim kalmadığı için hepinize saygılar sunuyorum. Her üç kurumun bütçelerinde hayırlı olmasını diliyorum. Sayıştay ve kamu denetim kurumu da var. Birçok konuda arkadaşlarımız değindi. Tekrara düşmemeye çalışacağım. Bir defa Sayın Başkanım Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile beraber kamu tekliflerini, milletvekilleri veriyor. Bunu çok anayasa değişikliğinden önce çok övdünüz, anlattınız. Ama baktık öncekinden, hani tasarım ve teklif şeklinde gelenden çok daha kötü bir sistem. Çünkü bakıyoruz ki biz gelen kanunların ya da gündeme alınan kanunların hemen hemen tamamı hükümetten geliyor. Yani Cumhurbaşkanlığından geliyor. Belli, çok açık yani, bunu biliyor. Arkadaşlarımız da imzalıyor. Biz burada milletvekili hazırlanmış gibi yapıyoruz. Bu yanlış bir şey. Bir 300'lük değişikliği yapılabilir bu konuda ve tekrar tasarım ve teklif şeyine dönülebilir. Niye arkadaşlarımız İktidar Partisi milletvekilleri için söylüyor? Muhalefet Partisi'nin vermiş olduğu kanun teklifleri de hiçbir şekilde zaten gündeme gelmiyor. Böyle bir şey söz konusu bile değil maalesef. Önergelerle ilgili konuşuldu. Gerçekten hani meclisin itibarı diyor. Herkes meclisin itibarı. Ya gerçekten bakanların milletvekiline vermiş olduğu yazılı soru önergelerine verdikleri cevap hakaret. Milletvekillerine hakaret. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakaret. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekilini temsil etmiş olduğu millete hakaret. Bu her gün yapılıyor. Sizin gözünüzün önünde yapılıyor Sayın Meclis Başkanımız. Bakın Sayın Meclis Başkanı, bir milletvekili suç işleyemez. Yani işlerse anayasa, kanunlar bir milletvekili nasıl yargılanacağını, ne olacağı düzenlenmiş vaziyettedir. Bunlar işler. Ama bir milletvekilinin meydanlarda dövülmesi, polis tarafından dövülmesi, bacağının kırılması ve buna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanının susması, bu olacak bir şey değil Sayın Meclis Başkanımız. Ya gerçekten yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ya demokrasi adına çok karanlık bir dönemden geçiyoruz ve siz bunun sorumluları sizlersiniz. Ya iki tane cümle söyleyin sayın, bilemezsiniz ki. Kim suçlu, kim değil bilemezsin. Bakın dün akşam burada Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı işte şu anda hakimin karşısında olan Türk Tabipler Birliği Başkanlığı ile ilgili yargıladı, infaz etti. İşte terör örgütünün üyesi yaptı, silah yakalandı dedi bilmem ne. Şimdi bakıyoruz savcılık terör örgütü propagandası yapmak sadece bundan sevk etmiş. Belli değil ki nasıl yargılarsınız, nasıl bu şekilde konuşursunuz, nasıl bir yetki, nasıl bir özgüven bu? Aynı Cumhurbaşkanı yardımcısı dün gece
Yani atanmış bir insan memur. Memur bu Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir falan memur. Adaylar adayınızı çıkaramıyorsunuz diye siyasi polemiklere giriyor burada. Ya dur bakalım ya senin işin mi bu ya? İşine bak sen. Bunu milletvekillerine yapıyor. Bir partinin genel başkanına karşı bu şekilde konuşuyor. Kim koruyacak bizi sayın meclis başkanı? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu koruyacak olan kimdir? Mekanizmayı işletecek olan kimdir? Sizsiniz. Yapmıyorsunuz bu görevinizi ve bu tarihe bu şekilde geçmiştir. Bu konuda en eksik olan meclis başkanlarından biri olarak tarihe geçiyorsunuz. Bakın, çok fazla şey yapmak istemiyorum, tekrar düşmek istemiyorum. Değerli arkadaşlarım, ya adaleti önce kendi içimizde uygulayacağız, değinildi. Burada çalışan işte arkadaşlarımızdan bazılarını 31 Aralık'ta mı ya da 30 Aralık'ta mı işten çıkarıyorsunuz, 1 Ocak'tan geri alıyorsunuz. Ya Sayın Meclis Başkanı, bu nasıl bir sistem ya? Bu yasalar mı böyle zorluyor? Ya niye böyle oluyor diye soruyorum çocuklara. Diyorlar ki işte kıdem tazminatı almayalım diye böyle yapıyor. Allah Allah. Devlete bak. Ya devleti bıraktım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bak. Kamu denetçisi kardeşiniz de orada oturuyor. Yani devletin yapmış olduğu insan hakları ihlallerini incelemek üzere kurulmuş ve meclis tarafından görevlendirilmiş. Kitabını okudum. Benim eski arkadaşım 35 sene. Yazmış faaliyetlerini. Milli Eğitim Bakanlığı'nı ziyaret ettim. Filan yere gittim. Bu konuda ne yaptın sen? Sen denetçi. Böyle bir şey olur mu değerli arkadaşlarım? Ya çok kötü bir sınav veriyorsunuz ya. Böyle bir şey olur mu? Oluyor işte. Yani onlar bunlar. Bakın. Geçen yasama dönemin sonunda Sayın Meclis Başkanımız çok hani biraz evvel işte çok bilmiş memurlar, çalışanlar falan dedi ve siz kızdınız, tepki gösterdiniz. Bazı arkadaşlar için işte kimdir genel sekreter yardımcısı ayrıcalıklı kanun çıkardınız. Anayasa Mahkemesi'nin yaptığını bilmiyorum. Dediniz ki emekliye sevk edilirse emekli maaşlarının %50 fazla alırlar. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir kanun olur mu? Ha bir de onlara kadro edin. Sinan kadroya da atanırlar. Emekli maaşlarının %50 fazla alırlar. Bu meclis çıkardı. Biz el kaldırdık buna. Değerli arkadaşlar. Siz el kaldırdınız. Yani şu anda genel... Ya ben kişiliğiyle bir şey demiyorum hiç kimsenin. Şu anda sayın genel sekreterimiz emekli edilirse, yani şey yapılırsa, görevden alınırsa, isterse emekliliği ister ve %50 emekli maaşını fazla olarak emekli olur. Yanılıyorsam böyle bir şey yok değil. Böyle bir kanun çıkarılır mı sayın? Siz niye sesinizi çıkarmadınız? Bu büyük bir adaletsizliktir, haksızlıktır. Bunu reddediyorum demediniz. Ama bir tane gariban adam burada çalışan bir tane garibanın kıdem tazminatı almaması için yıl sonunda işten çıkarıyorsunuz. Sizin evin başında tekrar işi alıyorsunuz. Bunlar olacak işler değil. Ya Sayıştay biraz evvel uzun uzun anlattı Sayın Bakanımız, Sayın Şener. Ya tüy bitmemiş yetim hakkı diye bir laf var ya bu memlekette kardeşim ya. Bu millet yani bu devlet neyse bu yapı o lafın üzerinden buralara kadar gelmiş ve duruyor. Ya siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Her biriniz inançlı bu lafın anlamını bilecek insanlarsınız ya. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Niye tüy bitmemiş yetim hakkını kovalamıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Bütün dünya biliyor artık, Türkiye de biliyor ya. Yapılan haksızlıkları, yapılan yolsuzlukları, usulsüzlükleri yazmıyorsunuz. Yani yazmak zorunda kaldıklarınızı da öyle yumuşatarak yazıyorsunuz, insan şaşıyor. Değerli arkadaşlarım, bakın ne yazmışlar. Diğer bulgular diye bir şey çıkmış. Diyor ki, şeye rağmen diyor, bak okuyacağım şimdi. Başakşehir Çamlı ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tüp bebek için görevli şirket tarafından laboratuvar hizmeti sunulmamasına rağmen bu hizmete ilişkin garanti tutarlarının ödenmesi. Değerli arkadaşlarım, laboratuvar hizmeti sunmadan para almaya devam etmiş. Kaç lira gitti ya? Bu çok basit bir şey midir de diğer vurgulara yazmışsınız. Bunu da Sağlık Bakanlığı'na soracağız. Ne yaptı? Bu nedenlerden dolayı ne yaptı, ne yapılmadı diye soracağız. Böyle bir denetim olur mu? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya arkadaşlar, şirketlerin adını yazmıyorsunuz. İşte kişileri hiç yazmıyorsunuz. Nasıl göreceğiz, nasıl bileceğiz, nasıl edeceğiz? Şeffaflık diye bir şey yok mu? Şeffaflık. Her şeyden evvel açık olacak.
ne yapılıyorsa, devlet adına ne yapılıyorsa her şey didik didik edilecek. Ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi sizi seçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına çalışıyorsunuz ve milletvekillerine getireceğiniz raporlarla biz buradan milletin hakkını, hukukunu savunacağız. Biz görevlendirdik sizi. Yapmıyoruz biz de görevimizi. Zaten mekanizmalar yok. Siz görevinizi yapmamanıza rağmen orada oturmaya devam ediyorsunuz. Bu sizin şahsınızla ilgili filan değil değerli arkadaşlar. Kişilerle ilgili bir şey söylemiyorum. Kişilerle beni ilgilendirmiyor. Sistem bu şekilde bir sistem işliyor ve yazıktır. Sayıştay'ın bu hale geldiği, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki cumhuriyetten önce kurulmuş bir kurumdur. Böyle bir şey yoktur değerli arkadaşlarım. Sayıştay memurlarının bu kadar ezildiği, denetçilerinin yazdıkları raporların bu kadar büküldüğü, silindiği görülmemiştir. Yoktur böyle bir şey. Bunların en temelinde Cumhurbaşkanlığı sistemi yatıyor değerli arkadaşlarım. Siz Sayın Sayıştay Başkanı değerli arkadaşlarım, mekanizma sistem gereği sizi seçen, oraya gönderen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı kendinizi sorumlu görmüyor musunuz? Öbür tarafta da yani tüy bitmemiş yetim hakkıyla da bir derdiniz olduğunu sanmıyorum. Aha da bir, ileri bir cümle koy. Olsa farklı bir şekilde davranırdınız. Siz başka makamlara, Cumhurbaşkanlığına karşı, oraya karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, kur hakkını kullan. Kur hakkıyla hiçbir şeyiniz yok. Bakın tüy bitmemiş yetim hakkı diyoruz. Sen bunu, burada kaç lira para gittin? 10 tane bulgu var böyle, 20 tane bulgu var Allah. Bu laboratuvar çalışmadan bu şirketin aldığı paralarla kaç lira gitti tüy bitmemiş yetime? Yani yardım edeceğimiz insana, işte asgari ücreti şu liradan şu liraya getiremememizin sebebi sizsiniz arkadaşlar. Sizsiniz bir de Sayın Milletvekili. Tüy bitmemiş yetim hakkı diye bir derdiniz yok. Siz yani kendinizi seçilmiş olarak görüyorsunuz. Biz yaptığımız şey Yüce Deva adına yapıyoruz. Dolayısıyla bizim için ayetlerde, hadislerde, geleneklerde böyle şeyler söz konusu değildir. Başkasına da, öbürüne de, ötekine de o düşmandır. Ona düşman hukuku uygular diye bir anlayışa sahipsiniz. Bu anlayış son derece tehlikelidir değerli arkadaşlar. Bundan vazgeçin.